Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için böyle bir yeni yıl patiği hazırladım. Kırmızı beyaz. Şurada bir pomponumuz var. Bu sefer değişik bir model hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. İnşallah bu modelimden de bol bol siparişler alırsınız. Kendi ayağınıza örersiniz. Yılbaşı gelmeden bu modelimizi paylaşmak istedim. Çünkü öncesinde sipariş alan arkadaşlarımız olabilir, yetiştirsinler diye şimdiden paylaşmak istedim bu modelimizi. Şimdi bu patik modelimiz için iki renk patik ipliği kullandım. Kırmızı ve beyaz. 3 numara tığım var. 1 adet makas. Gerekli olan malzemelerimiz bunlar. Daha sonra pompon yapımı için de gerekli olan malzemeleri sizler için göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bana yorum yazarak, beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz yeni videolarımdan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her türlü isteklerinizi, düşüncelerinizi bana yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ayrıca @gulumsetenmarifetler Instagram sayfamdan da modellerimi takip edebilirsiniz. Örgü modellerimi. Şimdi patiğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Ben her zamanki gibi zincir çekerek başlıyorum. İsteyen arkadaşlarımız sihirli halka yaparak da başlayabilirler. 5 tane zincir çekelim. Bu zincirimizi bir yuvarlak haline getirelim. 3 zincir çekelim ve yukarıya çıkalım. Tığımızın üzerine alalım ve yuvarlağımızın içine 13 tane ikili trabzanla dolduralım. Başta çekmiş olduğumuz 3 zincirimizde ben ikili trabzan olarak sayıyorum. Onunla beraber 13 tane ikili trabzan yapalım ve sayalım. 13 tane ikili trabzanımızı yaptık. Arkadaşlar zemin kahverengi olduğu için iyi gözükmediğini fark ettim. O yüzden ben beyaz örtümü serdim. Bir de bu patiğimizin hangi ayak numaralarıyla uyumlu olduğunu söylemedim galiba. 36-37 ayak numaralarıyla bu sayılarımız uyumludur. Bu arada benim manken ayağım 37-38 ayak numarası için. 38'e de olur bu patiğimiz. Şimdi yapımına geçelim tekrardan. 1-2-3 zincir çekelim. Ve her trabzan başına çift batarak ilerleyelim. Zincirin dibine tekrar battım. Sonrasında bir sonraki trabzanın üzerine geçtim. Yine aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Bütün trabzan başlarına çift batarak ilerleyelim. İkinci sıramı da tamamlamış oldum. Sonrasında üçüncü sırama geçiyorum. İkinci sıramda toplam 26 tane ikili trabzanım oldu. Üçüncü sırama zincirin hemen dibine batmıyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. Bu zincirimizi tek, yanındakini çift batıyorum. Sıradakini trabzanın üzerine tek, bir sonraki trabzanın üzerine çift batıyorum. Yani bir tek, bir çift batarak bu sıramı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Üçüncü sıramızda toplamda 39 tane ikili trabzanı elde etmiş oluyoruz. Dördüncü sıramıza geçelim. Dördüncü sıramızda ise 3 tane tek batalım. Dördüncüyü çift batalım. Üç tek, dördüncüyü tek batarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonlarına gelmeden sayalım.
Sıranın şu sonlarına gelmeden sayalım. 46 tane ikili trabzan elde ettiğimizde arttırmayı bırakalım. Bu sıramızda toplamda 46 ikili trabzanımız olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben 4. sıramızdayım. 3 tek 4. çift batarak buraya kadar geldim. Saydığımda toplamda hepsini ikili trabzanlarımı saydım. Sonrasında şurayı saydım. 46 yapıyor toplamda. O yüzden burada arttırmayı bıraktım. Artık her trabzan başına tek batarak ilerleyeceğim. Yani 4. sıramızda toplamda 46 ikili trabzanımız olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, 4. sıramızın da sonuna geldik. 4. sıramızın sonunda dediğim gibi 46 tane ikili trabzanımız oluyor elimizde. Bundan sonraki sıralarımızda artık her trabzan başına bir kez batarak ilerleyeceğiz. Şu şekilde her trabzan başına bir kez batarak ilerleyeceğiz. Bu şekilde toplamda 14 sıra daha öreceğiz. 4 sıra örmüştük. 14 sıra daha öreceğiz. Toplamda 18 sıramız var. Şöyle göstereyim. Şöyle 18 sıramız var. 4 sıra örmüştük. 14 sıra daha örelim. Sonrasında patiğimizin şu kısmının yapımına geçeceğiz. 14 sıra daha örelim. Evet arkadaşlar, ben patiğimizi toplamda 18 sırayı tamamladım. Şöyle baştan saydığımızda 18 sıramız var toplamda. Şimdi patiğimizin şu kısmının yapımına geçeceğiz. Burada ipliğimi koparmıştım. Şu kısmının altta kalmasını istediğim için ipliğimi kopardım. Şimdi tekrardan başlayacağız. Şöyle şu kısmı ortaya denk gelecek şekilde şöyle tutalım. Şu ortada 16 tane ikili trabzanımız olacak. 8, 10, 12, 14, 15, 16 tane oluyor. Şuradan başlayalım. Bir, iki, üç zincir çekelim. Bu şekilde her trabzan başına bir kez batarak şu orta kısımda 16 tane kalana kadar ilerleyelim. Evet, ortada 16 tane ikili trabzanımız kaldı. Sonrasında 3 zincir çektik ve geriye dönüyoruz. Geriye dönüyoruz ve her trabzan başına bir kez batarak diğer başa kadar ilerliyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi ben ikinci sıradayım. Bu şekilde 10 sıramız var bu patiğimizde. 10 sıramız var. 7 sırayı git gel yaparak örelim. 3 son 3 sırada topuğumuzu oluşturacağız. Şimdi biz 7 sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben 7 sırayı tamamladım. 8. sıramdayım. 8. sıramızı yaparken sağlı ve sollu eşit sayıda ikili trabzan ayırıyoruz. Oltadan 6 taneyi ayırıyoruz. Şöyle önce ortadan 6 taneyi ayıralım. Sağında ve solunda eşit miktarda ikili trabzan bırakalım. Burada sayı vermiyorum çünkü sayılarda artma olmuş olabilir, azalma olmuş olabilir. Siz onu kendinize göre ayarlayın. Şimdi buradaki ikili trabzanlarımı ördüm. Şimdi ortadan 6 taneyi örüyorum.
Tığımın üzerine almadan bir kere de çekiyorum. Tığımın üzerine almadan bir kere de çekiyorum. 6 taneyi bu şekilde öreceğim. 3 4 5 ve 6. Sonrasında ikili trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Evet, ikili trabzanlarımı tamamladım. Sonrasında 9. sırama geçtim. Yine ikili trabzanlarımı yaptım. 6 tane olan kısma geldim. Şimdi orayı yine tığımın üzerine almadan birinciye battım. İkinciye battım. 3 ilmeği birden topladım. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeği birden topladım. Beşinciye battım. Altıncıya battım. 3 ilmeği birden topladım. Sonrasında ikili trabzanlarıma devam ediyorum. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet, 9. sıramdaki ikili trabzanlarımı tamamladım. 10. sırama geçtim. Yine ikili trabzanlarımı orta kısma kadar yaptım. Şimdi orta kısımdayız. Birinciye battım. İkinciye battım. Üçüncüye battım. Ve 4 ilmeği birden topluyorum. Sonrasında ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Yine sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı yapalım. 10. sıramızdayız. 10. sıramızı da tamamladık. Şimdi patiğimizi şöyle ters çevirip dikme işlemi uygulayacağız. Ve öndeki trabzanın başına, arkadaki trabzanın başına batıyoruz. Bir kere de çekiyoruz. Öndeki trabzanın başına, arkadaki trabzanın başına batalım. Bir kere de çekelim. Önden, arkadan bir kere de çekelim. Öndeki trabzanın başına, arkadaki trabzanın başına batalım. Bir kere de çekelim. Bu şekilde devam edelim. Sonuna kadar ben patiğimizin topuk kısmını diktim. Sonrasında iki zincir çektim. Burada ipliğimizi kopartıyoruz. Şöyle çevirdiğimizde bakın böyle dikmiş olduk patiğimizi. Şimdi patiğimiz şu şekilde oluyor. Bu kısmını tamamlamış olduk, patiğimizin şu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi bilek kısmının yapımına geçeceğiz. Yapması gayet çok kolay, pratik bir patik arkadaşlar. Çok çabuk da örülüyor, çok da güzel şık duran bir patik. Mutlaka hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, patiğimizin bu kısmını tamamlamış olduk. Şu bilek kısmının yapımını da sizler için ayrı bir video çekeceğim. Şimdi zamanım olmadığı için patiğimizi burasında, yani bu kısımda bırakıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda da bu bilek kısmının yapımını sizlere anlatacağım. Patiğimiz bu şekilde. Şu bilek kısmının yapımını da sizler için ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Sonrasında püskül yapımımız var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bol bol yaparsınız. Hem kendi ayağınızı giyersiniz, ayaklarınızı sıcacık tutarsınız, hasta olmaz, sağlıklı kalırsınız. İsterseniz bol bol sipariş alırsınız ve bu patiğimizden yaparsınız inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.